Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar. Son zamanlarda çözdüğüm en güzel soru, en iyi soru. Çözerken kendimi geliştirdiğimi hissettim arkadaşlar. Yani tabii ki çok bir şey katmamıştır ama e, yorum yeteneğimi geliştirdiğimi hissettim. iyi bir soru çünkü. Demiş ki soruda bize A virgül B eleman 0 virgül 1 olmak üzere logaritma A tabanında B bölü A eksi B artı 3 artı logaritma B tabanında A bölü B eksi A artı 5 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Ben birinci ifadeye x İkinci ifadeye y edersem aslında x artı y'nin alabileceği en küçük değeri arıyorum. 2 tane 3 tane 4 tane fark etmez arkadaşlar. 2 tane 3 tane dediğim gibi ifadenin toplamının alabileceği en küçük değer sorulduğunda ilk aklınıza aritmetik ortalama büyük eşittir. Geometrik ortalama gelsin. Şimdi aritmetik ortalaması x ve y'nin aritmetik ortalaması nedir? x artı y bölü 2'dir. Büyük eşittir. x ve y'nin geometrik ortalaması nedir? Kök içerisinde x çarpı y'dir. Ben zaten x artı y'nin alabileceği en küçük değeri arıyorum. Her tarafı 2 ile çarparsam x artı y büyük eşittir 2 çarpı kök içerisinde x çarpı y olarak gelir. Dediğim gibi buradaki x artı y'nin alabileceği en küçük değeri arıyorum. Kök içerisinde x çarpı y var. x ve y'yi çarpacağız. Yani logaritma a tabanında b bölü a eksi b artı 3 ile logaritma b tabanında a bölü b eksi a artı 5'i çarpacağız. Biz bu iki ifadeyi çarparsak pay kısmındaki logaritmaları çarparsak işte buradaki b'ler ve a'lar sadeleşir. Pay kısmı 1 gelir. Payda kısmı da aslında a eksi b artı 3 çarpı b eksi a artı 5 olarak gelir. Şimdi ben bunu kök içerisine yazacağım. Yazayım. x artı y büyük eşittir. 2 çarpı kök içerisinde bir bölüm a eksi b artı 3 çarpı b eksi a artı 5 olarak yazdık. Arkadaşlar. Şimdi x artı y'nin en küçük olabilmesi için kökün içerisindeki kökün içerisindeki ifadenin de küçük olması gerekir. E, kökün içerisindeki ifadenin küçük olabilmesi için paydanın mümkün olduğu kadar büyük olması gerekir. Yani ben paydayı ne kadar büyük seçersem 1 bölü şeklinde yazdığım için kökün içi o kadar küçük gelir. Böylelikle de x artı y en küçük değerini almış olur. Şimdi ben paydayı büyük seçmek zorundayım. En büyük ne, ne seçebilirim acaba? Ben şunu gördüm arkadaşlar bu soruyu çözerken biraz düşündüm. A eksi B ile B eksi A birbirinin zıt işaretlisi. Ben A eksi B'ye K dersem B eksi A eksi K'dir. Yani payda aslında K cinsinden şöyle olur. K artı 3 çarpı eksi K artı 5 olur. Bu iki ifadeyi çarparsak eksi K'nin karesi artı 5 K eksi 3 K artı 15 olarak gelir. Biraz daha düzenlersek eksi K'nin karesi artı 2 K artı 15 olarak geldi. K'ye bağlı ikinci dereceden bir denklem yazdım. Grafiği parabol belirtir. E, K'nin karesinin katsayısı eksi olduğu için kolları aşağı doğru olur. Şöyle kolları aşağı doğru olan grafikte de arkadaşlar bu parabolde de ben en büyük değeri bulabilirim. Tepe noktasında bulabilirim değil mi? Tepe noktasının R'sini bulurum. Giderim denklemde yerine yazarım. En büyük değeri gelmiş olur ki zaten ben paydanın en büyük değerini arıyordum. R'si eksi B bölü 2A'dan yani eksi 2 bölü eksi 2'den 1 olarak gelir. Buradaki denklemin R'si. K yerine 1 yazarsam eksi 1 artı 2 artı 15'ten 16 olarak gelir. Yani paydanın alabileceği en büyük değer 16'dır. O zaman soru şöyle oldu arkadaşlar. Bakın x artı y büyük eşittir 2 çarpı kök içerisinde 1 bölü 16 olarak geldi. E bu da x artı y büyük eşittir 2 çarpı dışarıya 1 bölü 4 çıktı. Yani x artı y büyük eşittir 1 bölü 2 olarak geldi. 2 ile 1 bölü 4'ü çarparsak. x artı y'nin Alabileceği en küçük değer 1 bölü 2'dir. Çünkü 1 bölü 2'ye eşit ve 1 bölü 2'den büyük olmak zorundaymış. E, alabileceği en küçük değer sorulduğu için 1 bölü 2 diyeceğiz. Yani sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.